Merhaba arkadaşlar, ben Draco. Bugün bir teknik analiz videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki 1-2 haftadır küçük bir tatildeydim. Ondan dolayı videolara biraz ara vermiştim. Artık yine düzenli olarak video hazırlamaya başlayacağım. Bugün yine Bitcoin, Ethereum, BNB, FTT ve AVAX'ı incelemeyi düşünüyorum. Bitcoin için başlayacak olursak, Bitcoin'de açıkçası şu bölgeyi incelemeyi düşünüyorum ben. Biraz daha yakınlaştıralım. Bu bölgede işte mesela sabah tweet attığımda da burada bir oba formasyonu oluşabileceğini söylemiştim. O zaman fiyat daha şuradaydı, ancak fiyat şuradan kırıldı. Peki diyebilirsiniz ki halen işte oba yokmuş, şuradan gelmiş. Şöyle şuradaki şu kısmı da sağ omuz olarak alamaz mıyız? Oba formasyonunda sol omuz ile sağ omuzun birbirine denk olmasını bekleriz. Yani nasıl desem, simetrik olmasını bekleriz. Ancak burada görebileceğiniz üzere seviye olarak, yani fiyat seviyesi olarak bir simetri gözlenebilse de fiyat hareketi olarak herhangi bir simetri yok. Bundan dolayı da burayı oba olarak kabul edemeyiz. Hemen şunları da sileyim bu arada. Bir de şurada bir trend vardı. 1, 2 ve 3 kere test edilmiş ve bu trendin şu an kırıldığını görmekteyiz. Benim şu an önem verdiğim nokta ve nasıl desem, biraz daha kısa orta vadeli alım yapacağım, long kovalayacağım nokta, şuradaki 0.618 düzeltme bölgesi. Peki buradaki 0.618 düzeltme bölgesini neye göre belirledim? Ki zaten biliyorsunuzdur, 0.618 bir Fibonacci düzeltme oranı. Şuradan tuttum, yani şu hareketi komple almış oldum. Şuradaki hareketi kastediyorum. Şimdi şunu kaldırayım da çok fazla karışmasın. Görebileceğiniz üzere buranın, yani şu hareketin 0.618 düzeltmesi şu bölgeye denk gelmekte, ki 0.382'si de şu bölge ve bundan önceki ilk düşüşte hemen hemen 0.382 bölgesine tepki aldığını görmekteyiz. Peki diyeceksiniz ki neden, yani ki en çok sorulan sorulardan, en çok insanların kafasına takılan sorulardan bir tanesi de şu: neden şu bölgenin tamamını aldınız veyahut bu işte Fibonacci buradan buraya neden çekmediniz? Fibonacci düzeltmelerine bakılırken bir bütün hareketin, bir bütün trendin şeyine bakılır, düzeltmesine bakılır. Şuradan görebileceğiniz üzere burada büyük bir düzeltme yaşanmış diyemeyiz. Ancak artık bu noktadan itibaren en azından şu bölge için bir düzeltme başladığını söyleyebiliriz. Burada yanlış anlaşılmasın, yani büyük çaplı bir düzeltme demiyorum. Şuradaki yapı için bir düzeltme başladığını artık söyleyebiliriz. Bundan dolayı şuradaki hareket bir bütün olarak, bir trend olarak alınabildiğinden dolayı buradan Fibonacci buna göre çektim. Eğer çok daha büyük bir yere bakıyorsam, mesela şuradan şurası da bakılabilir. Şu bölgeden şu bölgeye de bakılabilir de. Fibonacciler genelde bir bütün harekete, bir bütün trende bakılması daha etkili sonuç vermektedir. Şimdi gelelim. Ki 0.618 düzeltmesi de 54.050, ki işte burayı 3 aşağı 5 yukarı biraz büyütebiliriz. İşte 54.250, 53.800 civarlarına kadar hafiften esnetebiliriz. Tam olarak milimetrik zaten demek, çok fazla iyimserlik olacaktır. Biraz hata payı bırakmakta da fayda var. Peki buradan alım yaptığımı farz edersem, nasıl bir stop düşünebiliriz? Burada bir destek bölgesi görmekteyiz. Buradaki yapacağı harekete göre bir stop seviyesi düşünmekteyim. Şey olarak da, veyahut burada başka bir formasyon oluşursa da yine bunu güncelleyeceğim zaten. Bu grafiği güncelleyerek sizinle paylaşırım. Bir de hedef noktası olarak ne diyebiliriz? Şuradaki yeşil bölge aslında bizim destek bölgemiz. Biraz daha şunu mesela şöyle optimize edebiliriz. Yani az önceki duruma nazaran şöyle çok daha iyi çalışmakta. Benim ilk hedefim olarak kullanacağım bölgeyi ben 56.800, 56.700 bandı olarak, yani bu yeşil bölge buradaki direnç bölgesi olarak düşünmekteyim ben.
Bakalım zaman neler gösterecek. Şimdi Ethereum'a geçelim. Ethereum'da şunu biraz daha büyütmek istiyorum ben. Yapıştırdım. Grafiği sıfırla. Hatta 4 saat diye bile alabiliriz. Evet. Burada bir ikili tepe söz konusu, ancak dün tweet atarken çok da ikili tepe olamayacağını söylemiştim. Bunun sebebi mesela şuradaki RSI durumuydu. Şu ikinci tepenin RSI'yi biraz daha, nasıl desem, overbought, aşırı alım bölgesine gelmiş olsaydı harika bir, yani mükemmel bir ikili tepe bahsedebilirdim. Ancak dünkü fiyat o zaman 2070 bandında filandı galiba. Şimdi tekrar 2 saatliği alalım. Bundan dolayı işte mükemmel bir ikili tepe de diyemem, ama ikili tepe olarak alabiliriz ama mükemmel diyemeyiz. Demek istediğim şey şu. Buradaki kırmızı çizgi bizim neckline bölgemiz ve şu an bunun altında, üzerinde hareket ettiğini, nasılsa bu bölge üzerine hareket ettiğini görmekteyiz. Buradan küçük bir şu bölgeye kadar tepki almasının çok zor olmayacağını düşünüyorum, ki buraya kadar da esneme payı, bir fitil vesaire olabileceğini düşünmekteyim. Ancak bu hareketten sonra ilk hedefinin burası, ikinci hedefinin de yani bu bölgeye geleceğini düşünüyorum. 1780 bandı, ancak şunu söyleyeyim, ilk hedefim burası. Sizlerden çok özür diliyorum. Bir su içeyim. Burayı, nasıl desem, biraz daha %25 şans bırakabilirim. Yani muhtemelen short açarsam da büyük çoğunluğunu bu bölgede kapatmış olacağım. Kalan da çok küçük bir kısım olur. Yani stop olsa da artık umurumda olmayacağı bir bölge olur. Bunu da belirteyim. Şimdi gelelim BME. Şunu da belirteyim. Peki diyeceksiniz ki buradaki yapı nasıl bozulur? Eğer buradaki mesela tepki gelmez, tekrardan 2000 şu bölgenin, yani buradaki tepe bölgelerinin üzerine çıkarsak veyahut şurada mesela çok daha uzun bir süre hareket ederse buradaki yapı tamamen bozulmuş olacaktır. Bunu artık söz edemeyiz. İlerleyen günlerde de tabii bunu güncelleyerek paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Artık BNB'ye geçelim. BNB'de şöyle bir trendimiz var. Açıkçası mesela şuraya kadar da bu trend genişletilebilirdi mesela şuradaki vuruşu da yakalayabilmek adına. Ancak bu şekilde baktığımızda da 1, 2, 3 ve bugün yaptığı hareketle de 4. testini gerçekleştirmiş oldu bu trende. Şimdilik BNB için takip ettiğim trend burası. Burası kırılmadan BNB'de işte trend döndü veyahut büyük bir düzeltmeye başlayacağız demek benim için biraz daha, nasıl desem, mesafeli duracağım. Burası kırılmadığı sürece, bu trend kırılmadığı sürece halen ben bunun yukarı yönlü hareketinin devam edeceğini düşünüyorum. Ki kırılım nasıl gerçekleşir derseniz, mesela burada bir fitil gelmiş çıkmış. Birçok teknik analist burayı, yani bu şekildeki fitilleri bir kırılım olarak almaz. Bunun peki nasıl kırılım gerçekleşir diyecek olursanız, en azından bu şeyin altında, trendin altında bir mum kapanışı olabilir veyahut şöyle kırdıktan sonra şöyle, nasıl desem, geldi, kırdı ve şöyle bir hareket yaparsa artık, yani retestinde de artık tekrar bir red yerse, düşüş gerçekleşirse trend kırılmıştır diyebiliriz. En azından mum kapanışı beklemeliyiz bu tarz trendlerde olsun, formasyonlarda olsun. FTT'ye geçecek olursa burada çok fazla söyleyecek bir şeyim yok, ancak videoyu hazırlamaya başlamadan önce şuradaki bir yapı dikkatimi çekti. Hemen görmüşken sizinle de paylaşmak istedim. Şurada sanki bir obo yapısı oluşacak demiştik ki bundan önce söylediğimde de fiyatta, gördüğünüz üzere sürekli yeni tepeler oluşurken fiyattaki dipler aşağıya inmekte, ki bu RSI üzerinde de trendler vesaire çekebiliyoruz. Önceki videolarımı falan izlediyseniz bilirsiniz. 1, 2, 3 ve yine burada 4. defada bu trend RSI trendinden red yemiş durumda. Fiyat tepeleri artarken RSI tepeler düşmekte. Bunu bir, nasıl desem, negatif uyumsuzluk olarak kabul edebiliriz. Biraz daha küçük
zaman diliminde de şurada bir Oppo formasyonu oluşmakta sanki. Tabii ki fiyat buradan yukarıya giderse bu yapı bozulur. Buradan aşağıya gelip bu trendi kırarsa da şuradaki Oppo tamamlanmış olacaktır. Buna hemen size kısaca bahsetmek istedim sadece. Gelelim Avax'a. Çok fazla takip ediliyor, çok fazla soruluyor. Dün analizini tweet atarken de biraz şey olmuş. Yazım hatası yapmışım. 33 dolar diyeceğimi 3 dolar olarak sadece yazılmış. Bunu biraz daha şimdi biraz daha detaylı olarak incelemeye çalışalım. Buradaki zaten şu destek direnç bölgelerini uzun zamandır takip etmekteyiz. Belki şu bölge içinde bir tane yani 37-38 bandı içinde bir tane daha bölge koyabiliriz. Benim için şu an takip ettiğim önemli bir direnç seviyesi şurası. Yani 33 doların civarındaki şu bölge. Bu bölge şöyle fitil atmış olarak diyebiliriz ancak şurası sadece bir küçük bir hareket olarak kalmış ve tekrar aşağı düşmüş. Şöyle bir hareket gelip bir retest yakalarsak çok güzel olacağını düşünmekteyim. Ayrıca şimdi 2 saat diye geçelim. Burada bir yine trend olduğunu görmekteyiz. 1, 2, 3, 4 tane test var bu trende. Bugünkü harekette zaten bu trendin çok yakın bir kısmından işte sektiğini görmekteyiz. Bu trendi de daha kısa vadeli olarak takip etmekteyim. Eğer buradaki kırılım yönüne doğru muhtemelen şöyle bir hareket gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Şu an şuradayız ama şöyle bir hareket gelirse mesela şu bölgede kırılım gelirse ben hareket şu kırılımın ilk hedef olarak burayı alırım. Yani illa trend kırıldı diye büyük düşüşler görecek değiliz. Bu yapıların zaman dilimi de çok önemli. Belki şurayı kırdıktan sonra tekrar bu bölgeye gelip tekrar daha uzun vadeli bir long konuşabiliriz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Karlı trader diliyorum sizlere.